Merhaba, ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte yüzey olarak oluşturulan unsurların katıya dönüştürülmesi ile ilgili bir uygulama yapacağız. Öncelikli olarak Sketch'ime giriyorum. Front düzlemini seçiyorum. Sketch diyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum Sketch'imi seçip ekrana getiriyorum. Scale'ini ayarlıyorum. Taşıma noktasını belirlemek için sağ tuşa basılı tutup referans noktamı seçip daha sonra sol tuşa basılı tutarak olması gereken konuma taşıyorum. Ardından extrude diyorum. Mesafesi 200 olsun, simetrik olsun diyorum. Bu sefer diğer yüzeyimi oluşturmak için right düzlemini seçiyorum. Sketch diyorum. Sketch'imi çağırıyorum. Aynı işlemleri burada gerçekleştiriyorum. Tekrar extrude diyorum. Simetrik olarak. Ardından iki yüzeyimi seçip merge ikonuna klikliyorum. Done diyorum. Yeni bir yüzey oluşturmak için front düzlemini seçiyorum. Sketch diyorum. Referanslarımı belirlemek için referans ikonuna klikliyorum. Line'a gelip yüzey için gerekli skeçi çiziyorum. Buraya 50 giriyorum. Extrude diyorum. Simetrik olarak 100 extrude yapıyorum. Bu yüzeyle merge'ü seçip yine merge diyorum. Diğer tarafı oluşturmak için yine Sketch'e geliyorum. Oluşturduğum yüzeyi seçip Sketch diyorum. Yeterli referans alamadığını söylüyor. Referansları tanımlıyorum. Use komutuna gelip şuradaki yüzeyin çizgisini seçiyorum. Extrude diyorum. Yönünü ayarlıyorum. Oluşturduğum son merge ile extrude yüzeyini seçip yine merge diyorum. Şu alt alanı doldurmak için fill komutunu kullanacağım. Bunu kullanabilmek için düzlem tanımlıyorum. Kontrole basılı tutup tanımladım. Şimdi de fill diyeceğim. Edit'ten fill diyorum. Sağ tuş Define Internal Sketch diyorum. Düzlemi seçiyorum. Sketch diyorum. Use komutunu seçiyorum. Done dediğimde dolu oluyor. Tekrar editten fill diyorum. Sağ tuş Define Internal Sketch. Düzlemi seçtim. Use komutuna geldim. Done dedim, çıktım. Ardından buna da done diyorum. Fill 1 ile Merge 3'ü seçip Merge yapıyorum. Merge 4 ile Fill 2'yi seçip yine Merge yapıyorum. Bunu da katıya çevirmek için Merge 5'i seçip Edit'ten Solidify diyorum ve katıya çeviriyorum. İstersen buna Round da ekleyebilirim. Şuradan Round'u seçip şurayı seçiyorum.
Çift klikleyip diğerine girip enter'a basıp done diyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz hazır.